Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte geometri Full Tekrar kampında 13. günün ikinci videosuna geldik. Evet ilk videoda şöyle çemberde uzunluğu yani bu maca çözmek çok zevkli bir konuydu. Onun kısa tekrarını yaptık ve sonrasında ne yaptık? Sizinle birlikte klasik soruların çözümlerini yaptık. Şimdi sıralara var? 13. gün ikinci videoda bu konunun yani çemberde uzunluğun yeni nesil sorularını çözmek var. Evet kitabımızda sayfa numarası 119. 120, 121, 122 ve 123'ü çözeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 21'de kalmıştık. Yarı çapı 17 olan O merkezi çemberde şöyle bir katlama yapılmış. Sonra T noktası böyle T üstüne gelmiş böyle. Şuradaki uzunluk şey isteniliyor bizden? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Eski haline geri getiriyoruz. Hop şöyle bir eski haline geri getirelim bakalım. Çember çizmekte de en çok zorlanıyorum da. Şu T dediği yer en bombili yer. Buradan böyle gelmiş. Geldiği yer böyle katlaması yapıldığı zaman nedir? Aslında bu doğruya göre simetriğini almak. Burası dik olacak ve şu uzunluklar birbirine eşit olmayacak mı? Evet. He, dik olacak ve şunlar birbirine eşit. Tamam. Şimdi yarı çapta 17 idi. Eyvallah. AB uzunluğunda 30 vermiş bize. Arkadaş burada merkez kiriş çektik oldu. Bak merkezden kesit çektik oldu. İki parçaya bölecek. 15-15 olacak. Çünkü burası 30 verilmişti bize. E, ee, en etkili silahımız yarıçap çap değil miydi? Evet. Çiz o zaman yarıçapını. Hop şuraya doğru çizdim. Çemberin merkezinden. Hocam yarı çap uzunluğu da 17 idi. E, 8, 15, 17 üçgeninden burası 8 mi oldu? Evet. Bak bu da yarıçap değil mi? Hocam bu da yarıçap. çap. Yarı çap uzunluğu 17 idi. Buraya 9 kaldı. E o zaman şu çift çizgi 9 sa bu çift çizgi de 9 olacak. 8'i buradaysa buraya da 1 mi kaldı? Aynen öyle. Cevap Akçay oldu. 21. soruda. Geldik 22'ye. Bir üçgenin içerisine şöyle bir yarım çember çizilmiş. 18 verilmiş bana. Bir de burası 12 olarak verilmiş. Şimdi ne yapacağız? Teğet noktaları da var burada. E merkez varsa, teğet varsa çek dik. Merkez varsa, teğet varsa çek dik'i kullanabiliriz. E taban kullandık diyelim. Sonrasında ne yapacağız? Hocam geçiş yapamıyorum ki. Alfabeteye ya dalsak burası 90 derece değil. Maalesef beta e geçiş yapamıyor. O zaman farklı bir şey düşünmeliyim ben burada. Ne düşünebilirim? Bu da yarıçap, bu da yarıçap. A, 18 tabanına ait yükseklik, 12 tabanına ait yükseklik. A alan. Tüm alanı bulabilirim. Hatta tüm alan 18, 12 ve sinüs 30. Değil mi? Evet. Tüm alan. Şöyle arkadaşım. Bu üçgenin alanı 18 çarpı R bölü 2. Sonra artı şu üçgenin alanı 12 çarpı R bölü 2. Çok güzel bir soruymuş. 12 çarpı R bölü 2. Bu tüm alana eşit. Tüm alanda şu kollar çarpı sinüs 30 bölü 2 değil mi? Ya da Şurası kaç derece? 30 derece. Bak bak bak. Şöyle şurası 30 derece verilmiş. 18 burası. 12 burası. Çekersin bir 90 derece. 90 karşısında 18, 30'ın karşısında 9. 12 çarpı bu alan 12 çarpı 9 bölü 2 eşittir. E o zaman buradan ne geliyor? Buradan 9 R'ye geldi. Buradan 6 R'ye geldi. Şuradan da 54 geldi. 15 R eşittir 54 geldi. R'yi de buradan 54 bölü 15 olarak buluruz. 3'e bölsen 18, 3'e bölsen 5. Yani cevap 18 bölü 5 çıkar. Gerçekten güzel bir soru. Hoş bir soru. Büyük ihtimal bir soru için geldim buraya. Örnek 22 Denizli. Geldik örnek 23'e. Evet şöyle eşkenar üçgen verilmiş. Bir de böyle o merkezli 7 yarı çaplı bir daire dilimi verilmiş. Daire dilimin açısında kaç derece? 60 derece. Bunlar böyle a ile o çakışacak şekilde şekil 2'de gibi konmuş. Buradaki x nedir diye soruluyor. Evet ben buranın yarıçapının 7 olduğunu biliyorum. Tüm eşkenar üçgenin bir kenarında 8 olduğunu biliyorum. Şimdi burada merkez varsa kiriş varsa çek dik yapabiliriz. E dik çizdim burada. Arkadaş buradaki dik aynı zamanda eşkenar üçgenin yüksekliği değil mi? Evet şurada bulayım istersen 4 4 burası da 4 kökç olur. Yani burası 4 kökçü oldu. E takıldık kaldık ne yapacağız? En etkili silahını kullanacaksın. En etkili silah neydi? Yarı çap. Al sana yarı çap. Bu arada merkez giriş çektik de iki eş parçaya böler zaten. Arkadaş burada en etkili silahımızı kullandık yarı çap. Yarı çap da 7 idi. Hocam Pisagor. Şuraya A dersem 7'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı 4 kök 3'ün karesi olduğundan dolayı buradan 49-48 A kare 1 gelir. A'yı da 1 buluruz. A 1 ise burası da 1. Toplamda şu uzunluğu kaç yapar? 2 yapar. Tam sınavlık bir soru arkadaş. Tam sınavlık bir soru. Yıldız'ı da hak etti sanki değil mi? Zorluk bakımından değil. Sınavlık bakımından yıldız hak eden bir soru. Lütfen dikkat. Evet cevap akçay çıktı. Geldik örnek 24'e. Şekilde çapı 30 cm olan yani yarı çapı 15 olan bir disk ve kılıf verilmiş. Evet diskin kılıfın içinde olan kısmı şurası olsun. Sonra bu diskin ortasındaki boşluğun yarı çapı 5 cm. Tam boşluk içeri girmemiş herhalde. Buna göre disk ile kılıfın kesiminde oluşan AB uzunluğu. Evet benden şuradaki AB uzunluğu isteniliyor arkadaşım. Bunun yarı çapı merkez çektik yaparsam şu büyük çemberdeki kirişi iki eş parçaya bölmek zorunda bu. Çünkü merkez kiriş çektik oluşu oldu burada. Evet yarıçap çap 5 verilmişti. E bunun çapı da kaç verilmişti? Büyüğün çapı büyüğün çapı 30 verilmişti. Yarı çapı o zaman 15. En etkili silahım yarı çap. Al sana yarı çap. E bu 15 ya. Uygula Pisagor'unu olay bitsin kardeşim. O hocam Pisagor bağıntısı. X diyelim şuraya. Bu 15'in karesi. X'in karesi eşittir. 15'in karesi eksi 5'in karesi diyebiliriz. Ya da şurası 5 çarpı 3. Burası 5 çarpı 1. E o zaman X de neye eşit olacaktır? 5 çarpı kare içinde hipotenüs olduğu için kareleri farkı. 3'ün karesi eksi 1'in karesi. Yani 5 kök 8 olur. Kök 8 de 2 kök 2 olduğundan 5 kere 2. 10 kök 2 çıkar. Kısa yoldan bulduk. Hala kısa yolu bilmiyorum diyenleriniz varsa saç baş yolunda bilin haberiniz olsun. Evet 24 balık kesir. Geldik 25'e. Aa, en sevdiğim. Yarım çemberde böyle dik kesiyorlar böyle. Tamam en etkili silahımız yarı çapı kullanabiliriz ama yarım çemberde sen bunu gördüğün zaman çapı gören çevre açı 90 dereceyi oluştur. Dikten dik çizilmiş olur. Öklit mantısı karşına çıkar. Neyse sen bunu böyle kesmişsin. Almışım bunu buraya getirmişsin. Dörtlük kısmı. O zaman dörtlük kısım burasıysa haçlık kısım da buraya mı geldi? Evet. Şimdi şuradaki kısım şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Bak buradaki kısım da buraya eşit. Bunu da unutma. Başka bir şey verilmiş mi? BC'yi 16 vermiş. BC. Arkadaş burası 16. E ne var burada? Öklit H2, h kare 4 çarpı 16'dan 64'ten h'ı buradan 8 buluruz. H 8. Şimdi bu h 8 ya h kısmı buraya gelmişti 8. Bunun tamamı 16 verilmişti. Bak yukarıda BC kısmı. E hocam 16 ise buraya da kaç kaldı? 8 kaldı. K ile L noktaları arasındaki uzaklık isteniyor bizden. K ile L. Şimdi K burada L burada. Arkadaş bizden şuradaki uzunluk isteniyor. E ne yapacaksın? Burada 90 var. E burada da 90 var. E dikdörtgenle biz dik üçgene karşılık getirmeliyiz. O da dikdörtgenli olmuyor muydu? Evet. Şöyle bir dikdörtgen yaptım. 4 ise 4. 16 ise 16. Şu haşı da zaten biz burada 8 bulmuştuk. Bak bakayım şuradaki Pisagor'a. Hocam burası 12, burası 16. 12 16 23 üçgeninden cevap 20 çıkar ve örnek 25'e böylelikle Denizli buluruz. Geldik örnek 26'ya. O1 O2 uzunluğu 25 cm olacak şekilde bir doğru parçası çiziniz. Hemen doğru parçasını şöyle çizelim bakalım. O1 dedik buraya O1. Buraya da O2 dedik ve aralarındaki uzaklık 25 cm. Merkezleri O1 ve O2 olan, yarıçapları sırasıyla 15 ve 20 olan şöyle 15 15'lik çizelim 25'te. 15'lik bir daire çizdim. Sonra O2'nin de buraya 15 çizince o zaman buraya kaç kaldı? 20 kaldı değil mi? Zaten yarı çapı 15 ve 20. Bir dakika 15 yapınca tamamı 25'tir. Buraya 10'luk kısım kaldı. 20'lik bir çember daha çizeceğim. 20'lik çember çizdiğim zaman da şu şekilde mi olacak çemberimiz? Evet. Yarı çapı 20 olacağı için. Bak şuraya kadar kısmı zaten 10. Hocam 20'lik olduğu için buraya da 10 kaldı. E o zaman buraya da kaç kaldı? Şurası 15'ti, burası da 5 yaptı. Şimdi bunların kesişim yeri A ve B'ymiş. İki çemberin kesişim yeri AB uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Arkadaş en etkili silahımız neydi? Yarı çap. Al sana yarı çap. Al sana yarı çap. Al sana yarı çap. Al sana yarı çap. Ve dikkat dikkat Bunun yarı çapı kaçtı? 15'te. 15 burası, 15 burası. Bunun yarı çapı kaçtı? 27. 20, 20 burası, 20 burası. 15 20 25 üçgeni. Burası 90 derece oldu. 15'e 15, e 15 20'ye 20. Delta yut oldu. Delta yut köşegenler dik kesiyor. Burası da 90 derece oldu. E 15, 20, 25 üçgeni. Bak elimizde şöyle bir 15, 20, 25 üçgeni var. Her şeyini bulursunuz bunun. 15, 20, 25'te şuradaki yüksekliği nasıl buluyorduk? Alandan. Alan neye eşitti? 25 çarpı h bölü 2'ye. Aynı zamanda 15 çarpı 20 bölü 2'ye eşitti. Bölü 2'ler nanay. 5'e bölsen 5, 5'e bölsen 3. Bir daha 5'e böl 4. Bir daha 5'e böl. H'ı buradan 4 kere 3, 12 diye buluruz. Burası 12. 12-15. Ne üçgeni? 9 12 15'ten burası 9 çıktı. Zaten benden ne isteniyor? AB uzunluğu isteniyor. Tamam. Şu 12'yi bulduk ya. Arkadaş burası da 12 zaten. Merkez giriş çektikten dolayı. O zaman 12-12. 24 yaptı. Her şeyini bulacaktın neredeyse. E, bu da sana ödev olsun. Bu da sana ödev olsun. Bu da sana kapak olsun. Şeklinde bir şarkı mı vardı? Öyle bir şey vardı sanki ya. Dur unuttum ama neyse. Cevap 24. Yani 26. soru. Denizli oldu. Yeni neslin şarkılarına yetişemiyoruz maalesef. Geldik şuraya. 27. sorudayız. AB çaplı daire şeklindeki karton BC boyunca böyle katlanmış. Arkadaş katlanmış açtın. Katlanmış açtın ya. Şuradaki çizgiyi de aç. Bak bu çizgi burada mı? Burada. Bunun simetriği burada mı olacak? Burada olacak. Tamam. Şimdi çizgiyi de göstereyim ben burada. Bu çizgi çizilmiş ama bu çizgiyi de göstereyim. Şimdi katlamada ne olacak? Şurada bunu da katladık ya. Üst üste binen açılar birbirine eşit olacak. Şöyle şöyle. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Böyle böyle. Tamam. BC uzunluğu kaçmış? Hocam 3 kök 13 diye verilmiş. CD uzunluğu 2 kök 13 diye verilmiş. Burası 2 kök 13 ise burası da 2 kök 13 olacak. Sonra BD uzunluğu X nedir diye soruluyor. Vay vay vay. Vay seni vay. Bu açı ortayların bir işe yarıyor mu? Bu ım, çevre açıdan görüyor ama buradaki nokta çevre açıdan görmüyor. Uzatmak olmaz. E ne yapayım? Burada şunu da düşüneyim. Hadi burada bir katlama yapıldı ya. Bu böyle. Bu da buraya geldi aslında. Şu x aslında burası da x değil mi? Evet. Katlamada üst üste binen açılar da birbirine eşit. Burası da çizgi çizgi mi oldu? Aynen öyle. E ee, şimdi ne yapacağız? Hocam, hocam, hocam. Bak açılara. Buraya ben alfa alfa dersem. Alfaysa gördüğü yay 2 alfa oldu. Alfaysa gördüğü yay 2 alfa oldu. Hı, Hı Sonra ne yapacağım? 2 kök 13'ü kullanamıyorum. 2 kök 13'ü kullanmam lazım. Aaa. Yaylar eşit. Yaylar eşit olunca hop Kirişleri de işte olacaktı. O zaman burası 2 kök 13 oldu. Süper. Şimdi karşımıza güzel bir şey çıktı. Bu çaplı demişti. Bak bu bizim çapımız ya. Şurada bir dik üçgen çıktı. Dikkat eder misin? Bu dik üçgene dikkat et şimdi. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. İşimiz burada olacak. Üçgen oluştu. 2 kök 13, 3 kök 13. E burada bu çap ya böyle. Çapı gören çevre açı 90 derece değil mi? Evet. E o zaman Pisagor bağıntısından buraya ulaşırız. Bizden BDX isteniyor. Allah Allah. BD isteniyor. X'e ulaşmam lazım. O zaman şuradaki uzunluklara da gitmem lazım. Doğru gideriz. Şimdi şöyle bir dik üçgen var elimde. Bu dik üçgende. Hatta daha büyük çizeyim. Şöyle bir dik üçgen var elimde. Hocam burası 2 kök 13. Burası 3 kök 13. Pisagor bağıntısından burası ne olacak? Bak 2'nin kök 13 katı. 3'ün kök 13 katı. Burası da e, yani kök 13'ün 2 katı. Kök 13'ün 3 katı. Burası da kök 13'ün geri kalan dağ, kare içinde Diğerlerinin kareleri toplamı. 4 artı 9 13 yapıyor. Yani burası 13 yaptı. Evet bunun tamamını 13 bulduk. Şimdi ne yapacağız? Arkadaş burada şunu da bulmak zorundayım ben. Ay 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 ay. Şurada x kenar mı var? Evet. Aa x kenar. İnsan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Şu yüksekliği çizeyim. Yani şu yüksekliği ben bulabilir miyim? Bulurum. Nereden bulurum? Alandan bulurum değil mi? 13 çarpı h bölü 2. Bu üçgenin alanı aynı zamanda 2 kök 13 çarpı 3 kök 13 bölü 2 eşit bölü 2'ler nanay. 13'ler nanay. 2 kere 3 6. H6 bulurum buradan. H6. Hocam bu tabanı 2 eşit parçaya böldü. Pisagor bantısı. Şurada bir pisagor yap. Şuraya A de. 2 kök 13'ün karesi. 52 eşittir. A kare artı H kare. H'ı da 6 bulduk zaten. 36. Buradan 16 oldu. A kare 16'ya eşitse. A'yı da buradan 4 bulduk. Bak sırıtıyorum pis pis. A 4 ya. Hocam burayı 4 bulduk. E 4 ise burası da 4. E tamamı 13'te 4, 4, 8 ise buraya da ne kaldı o zaman? 5 kaldı. Vay be. Ne soruyormuş. Zorluk bakımından buraya bir yıldız atıyoruz arkadaş. Ama katlamada şu kenar uzunluğu. Gerçekten çok güzel hamleler yaptık. Örnek 27. Gerçekten çok hoş bir soruyormuş. Zor bir soruyormuş. Ya hocam bu kadar zor sorar mı? Valla 2021'de biz bunu zorluklarını görmüştük arkadaşım. Neyin ne zaman hangi konuda karşımıza çıkacağı belli olmaz. 2021'de analitikte çok zor bir soru sormuştu. Bir de çok yerlerde çok zor bir soru sormuştu. O zor sorulardan biri niye çemberden olmasın? Niye böyle bir soru olmasın? Değil mi? Bir de katlama. MSÖ'yü de çıktı da ÖSYM'de böyle şeyde sorulmadı. TYT, AYT'de de sorulmadı. Haberiniz olsun ki AYT'de çıkacak bir konu bu. AYT'de böyle bir soruyla karşılaşabiliriz. 27 Ceyhan. Bu ihtimal hepiniz siz bu soru için gelmiştiniz buraya değil mi? Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? İyisiniz. Geldik örnek 28'e. Çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyoruz? Merkezleri birleştir. Şunun merkezi burası. Bunun merkezi de burası diyelim. X isteniliyor benden. Bunun yarıçapına R, R diyelim. Burası da R mi? R. Şimdi çevresi 60 olan kare. Çevresi 60 ise o zaman bir kenar 15 mi oldu? 15 oldu. 15, 15, 15'leri yazalım. Hocam burası tamamı 15 ya. Buraya da 15 eksi R kaldı. E burası da 15. Ve dik üçgen direkt hali hazırda çıktı. Dik üçgen için uğraşmama gerek yok. Yani burada Pisagor bağıntısı yapacağız. Pisagor bağıntısında 15 artı r'nin karesi eşittir 15 eksi r'nin karesi artı 15'in karesi diyeceğiz işlem işlem işlemle sonuca ulaşacağız. E hocam büyük ihtimalle üçgendir. 15 varsa ya 15 20 25 üçgendir ya da 8 15 17 üçgendir, değil mi? Bakalım. Bu 15'te burası 15 eksi 20 olamaz. 8 15 17 mi diye bakacağım. 17 olması için burası da şey olması lazım. 2 olması lazım. Yok. Sağlaması tutmuyor kardeşim. O zaman bunu açacağız. Aç kardeşim. Aç. 15'in karesi. Hocam 225 artı 30R artı R kare eşittir 225. Eksi 30R artı R kare artı 15'in karesi 225 yaptı. Şurada 225 var. 225. Tamam Hocam R kareler nanay. Eksi 30R'yi öbür tarafa attım. Artı 60R yaptı. Şuradaki 225'ler gider. Ne kaldı o zaman burada? Sadece ve sadece 225 kaldı. E o zaman R de buradan 225 bölü 60 mı yaptı? Evet. 5'e bölsen 45 yapıyor. 5'e bölsen 12 yapıyor. Hocam buradan 3'e bölsen 15. 3'e bölsen 4 yapıyor. Cevap 15 bölü 4 oldu o zaman. Ama R 15 bölü 4 yaptı. Bizden ne isteniyor? 2R isteniyor. 2 çarpı. Çünkü X dediğimiz 2R değil mi? Evet. X 2R. 2 çarpı 15 bölü 4'ten cevabı 15 bölü 2 olarak ulaşırız. Yani cevap balık kesir çıktı örnek 28'de. Geldik örnek 29'a. Bir katlama var. Hemen katlamayı ne yapıyoruz? Şöyle eski haline geri açıyoruz. Eski haline geri açtık diyelim bakalım şöyle. Şöyle açtık şöyle açtık. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şu kenarla şu kenar eşit. Bir de üst üste binen açılar da eşit. Şu açıların eşitliği sanki işime yaramayacak. Ya da bu açıların eşitliği. Hocam Z var. X kenarlık oluşmuyor. E bu 90 ise burası da 90. Hocam burası da 90. Burası da 90 ya. E burada bir 90'lara lara da şu alfa beta var gibi. Bu 10 ise burası da 10. Bu 20 ise burası da 20. Dal bakayım bir alfa beta ya. Alfa beta beta 90 alfa alfa 90 beta. Hocam şu mavi üçgenle buradaki üçgen benzer. Hatta benzerlik oranı kaça kaç? 90'ın karşısı 10 iken 90'ın karşısı 20. 1'e 2. E o zaman ben buraya bir A dersem. Beta'nın karşısı A ise beta'nın karşısı ne olmak zorunda? 2A olmak zorunda. 1'e 2'den dolayı A artı 10 bak burası da A artı 10 oldu. Ve Pisagor bantısı 20'nin karesi 2A'nın karesi artı A artı 10'un karesi diyeceğiz. İşlem işlem işlem. Ya da hisset kardeşim 20 varsa büyük ihtimal 15, 20, 23 pardon hipotenüs 20 ise 9, evet, 12, 16, 23 üçgenidir. A yerine burada 6 koyarsam 16 oldu. 6 koyarsam 12 oldu. 12, 16, 20 sağlandı. Evet A'yı 6 bulduk ama bizden ne isteniyor? O merkezi çemberin yarıçapı isteniyor. Tamam şöyle bir dik üçgen bulduk mu bulduk. Bak 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 dik üçgeni şuraya çiziyorum. Dik üçgeni şuraya çiziyorum. Şöyle bir şey buldum. Şurayı 12 burayı 16 buldum. 12, 16 ve 20 buldum burayı. Ve şöyle de içeriden teğet bir çember var. İçeriden teğet çemberi de şöyle çizelim. E şimdi ne yapacağız arkadaş? Yarı çapı bulmaya çalışacağız. Merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik. Hocam 90 90 90 90. R burası R burası R burası R burası. O zaman buraya 16 eksi R kaldı. Hocam teğet teğet birbirine eşit. 16 eksi R burası. T teğet birbirine eşit. 12 eksi R burasıysa burası da 12 eksi R. E toplamda burası. Yani 12 eksi R artı 16 eksi R eşittir. 20 yaptı. Buradan 2R neye eşit oldu? 28 eksi 20'den 8'e eşit olur. R'yi de böylelikle 4 buluruz. Zaten bizden de bu isteniliyor. Örnek 29 Cihan çıkar. Geldik örnek 30'a. Ya arkadaş şuradaki 90'ın mantığını kullanmak lazım. Nasıl kullanırız? Şöyle bir dik üçgen oluşturayım. Hiçbir zaman böyle bir dik üçgen oluşturmadım. Ya dikdörtgenle bir şeyler yaptık ya da öyle bir şeyler yaptık yani dikdörtgen falan yaptık. Ama bu çember içerisinde 90 derece var. Aa, çapı gelen çevre açı 90 derece oluyordu. Hocam aklına gelebilir. O yüzden böyle çemberi genelde tamamlamıyoruz ama bak bu soruda tamamlamak mantıklı olur. Şimdi ben bunu böyle tamamlarsam eğer hocam burası 90 derece ya çapı gören çevre açı 90 derece olacağından bunun devamı buraya gelmek zorunda. Evet CD uzunluğu k, burası 3k, AB'ye de 48 vermiş. AB'ye de 48 verilmiş. CD uzunluğu k ve OD uzunluğu 3k verilmiş. Tamam. Yarıçap uzunluğu kaç? 4k. Yarıçap uzunluğu 4k, yarıçap uzunluğu 4k. E hocam şimdi 3, 4, 5'i oluşturabilir sanki. Niye? Çünkü dik tabanı keş parçaya bölüyor ya. Hop şunu şöyle çizersen. 3K, 4K, 5K üçgeni. E hocam ikizkenar kenar olduğundan 5K ise 5K. Çünkü dik tabanı iki eş parçaya böldü burada. O yüzden 5K ise burası da 5K oldu mu? Oldu. Şimdi neresi kaldı arkadaşım? Şimdi şurası mı kaldı? Evet bizden OAX isteniliyor. Tamam. E ne yapacağız? Ha dur. Dur. Bak dal alfa beta ya. 90'lar havada uçuşuyor. Pisagor bağıntısından daha çıkmıyor galiba. Şuraya alfa 90'sa buraya beta de sıkıştığımız zaman benzerliğe de dalıyoruz. Alfa 90'sa burası da beta değil mi? Evet. Yani senin şu üçgenle büyük üçgen benzer. Şimdi benden x isteniyor. 90'ın karşısı isteniyor. Alfanın karşısı 3k bölü alfanın karşısı 48. Ya şöyle yapabilirsin. Aslında alfa betalı üçgen 3 4 5'in katı mı? Evet. Öbür alfa betalı üçgen de 3 4 5'in katı diyebilirsin. Alfanın karşısı 3'ün katı ya 3'ün katı bu 16'nın 3 katıysa burası da 16'nın 5 katı diyebilirsin. Ya da klasik benzerlikten yapalım. Alfanın karşısı 3K'nın alfanın karşısı büyük üçgende 48'e oranı. 90'ın karşısı 5K'nın burada 90'ın karşısı 4K 4K 8K'ya oranı deriz. Buradan K'lar nanay olsun. Şunlar şunlar sadeleşse 3'e böldüğün zaman kaç geliyor? 16 geliyor. Hocam 16 ile de 8 sadeleşse 2 gelir. O zaman işler dışlar yapınca 2 kere 5 10. K'yı buradan 10 buluruz. K buradan 10 ise x de 4 k ya eşit ya. K yerine 10 yazarsam cevap da böylelikle 40 çıkar. Örnek 30 40 olur. Yani E oldu cevap. Geldik örnek 31'e. Evet şuradan bir daire parçası alınmış. Buradan da bir daire parçası alınmış. Çekil bir 1'de yarı çapı 15 olan daire şeklinde kağıdın KL 24'lük kısmı şöyle 24 kirişlik kısmı bir de MN de 24 kirişlik kısmı. Burası da 24 kirişlik kısmı. Alınmış. KL ile MN paralel olacak şekilde birbirine teğet olacak şekilde konulmuş. Arkadaş şimdi burada bu parçayı kesip buraya yazmış ya. Aslında şu parçanın çembere tamamlanmışı bu değil mi? Evet. O zaman ben bunu böyle çembere tamamlasam. Şu çember yapıyor yukarıdaki çember yapıyor. Aynı şekilde bu parçanın da çembere tamamlanması bu yapıyor. E sen bunu da çembere tamamlarsan aynı çemberle uğraşacağız. Yani şu çemberler Ne oldu? Bu iki çember eş çember yaptı. Şimdi 24'e 24'lü kirişler biz oldu. K ile M birbirine paralel ve yarıçapı 15. Yani bunun da yarıçapı 15, bunun da yarıçapı 15. E arkadaş ne yapacağım burada? Merkez kiriş çektik, iki eş parçaya bölecek 12 12. Merkez kiriş çektik, iki eş parçaya bölecek 12 12. En etkili silahımız yarıçap. Al sana yarıçap. Hocam burası 15, 12 15, 9 12 15. Al sana yarı çap. Yarı çap 15, 12, 15, 9, 12, 15. Bu uzunlukları da bulduk. E çemberde en etkili silahımız merkezleri birleştirmekte. çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştirdik. Bizden ne isteniyor? NB uzunluğu isteniyor. Şu NB uzunluğu. Hımm. Hocam dikdörtgene tamamlayacağım. Şurada 90, burada 90 var ya. O dikdörtgene tamamlama nasıl olur? Şurada, şuradan şöyle dikdörtgene yaparsam. Şu merkez kiriş çektik. Devamı 90 derece olacak ya. Hocam 15 ya. Şu yarı çap uzunluğu e, 15 ya. 9 6 daha 15. Buraya 6 kaldı. E burası 9 diye mi? 9. Burası 90 derece diye mi? 90. E buradaki uzunluğu biliyor muyuz? Biz bilmiyoruz. Şimdi dikkat et. Şurası kaç çıktı? Hocam bu 12 yazıyor ama şu kirişin uzunluğu 12. Yarı çap uzunluğu 15. Burası 15. Burası da 15. Toplamda 30 yaptı. Yani şu dik üçgende şöyle dik üçgen var elimde. Burası 15 15 30. Burası kaç yapıyor? 9 9 18 24. Bu 6'nın 4 katı. 6'nın 5 katı. 6'nın 3 katı. Burası o zaman 18 olacak. Şurayı 18 buldum. Burayı 18 bulmak ne anlama geliyor? Şimdi dikkat dikkat. Bak şuraya kadar kısmı 12. Hocam burası 18 ya. Şu bir dikdörtgen ya. 18 burada 12 burada. Buraya ne kalıyor o zaman? Buraya da 6 mı kalıyor? Evet. Bu da güzel bir soru ya. Benzeri gerçi bendeki kitapta da var da. Bu daha böyle şey olmuş. Zor olmuş. 31. soru zorluk bakımından Yıldız hak eden bir soru oldu. Ve karşımıza çıkar. Bak böyle böyle daire parçalarını kullandıkları zaman onu daireyi tamamladığında aynı daire yaptığını unutma. Tamam hoş bir soruydu cevap denizli oldu. Geldik örnek 32'ye. Arkadaş bu yarım çember mi çizilmiş? Evet yarım çember merkez. Kiriş var çünkü merkez lazım bana. Merkez var kiriş var çek diki mutlaka mutlaka uygulayacağız. Kaçarı yok. Anahtar kelime uygula. Tamamı 16. 8 8. Yani buraya ne kaldı? 4 kaldı. Hocam 90 burası. 90 burası. E, bunlar paralel verilmiş mi? Verilmiş. 90 ise yöndeşlikten dolayı burası da 90. Ya da Z'den dolayı. E 90 90 90. Burası da 90 yaptı. Burası 4 mi yaptı? Evet. Şimdi ben buraya A dersem yarı çap uzunluğu A artı 4 oldu. Çok güzel. E, sonrasında sonrasında ne diyeceğiz? Yarı çap uzunluğu A artı 4. Şimdi 12'ye 4 verilmiş başka da bir şey verilmemiş. E biz o zaman şunu yapalım. En etkili silahımızı uygulayalım arkadaş. En etkili silahımız neydi? Bu arada burası da çift çizgi mi oldu? Evet. En etkili silahımız yarıçap. çap. Şunlara da bir B, B diyelim bakalım. Arkadaş al sana yarıçap. çap. E burada Pisagor yapsam 2 bilinmeyen olacak. Yarıçap dediğimde A artı 4 zaten. E bir de al sana yarıçap. Şurada da bir Pisagor bağıntısı yok mu? Var. Bu da yarı çap. Bu da A artı 4 değil mi? Evet. Bak A artı 4'ün karesi. Şuradaki Pisagor'da B'nin karesi artı 8'in karesi değil mi? B'nin karesi artı 8'in karesi. Diğerini yazmayayım çünkü bu da da A artı 4'ün karesi var. A artı 4'ün karesi. 4'ün karesi artı 2B'nin karesi değil mi? Evet. Her ikisi de birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü her ikisi de A artı 4'ün karesine eşit. E o zaman buradan B'ye gelecek. Yani b kare artı 64 eşittir 16 artı 4 b kare yapar. Buradan bunu buraya atalım bunu buraya atalım. 48 eşittir. Ee, 3b kare yaptı. b kare buradan 16'ya eşit oldu. b de buradan 4'e eşit oldu. b 4 yaptı. Çemberin yarıçapı isteniyor. Arkadaş b 4 ise burası da 4 mü? 4. Şu uzunluk toplamda kaç yaptı? 8 yaptı. 4, 8, 1, 2 kök 5 üçgeni. 1, 2 kök 5'ten burası da 4 kök 5 mi yapar? Aynen öyle. Örnek 32. Bak 4 kök 5 çıktı. Ya da B'yi biz burada 4 bulduk ya. Şuraya 4 yazardın. 4, 8, 4 kök 5'i bu şekilde de yazabilirdin. Tamam dostum? Örnek 32. Güzel bir soruydu. Cevap Edremit. Çok zevkli ya. Şu çemberde uzunluk gerçekten çok zevkli. Bakalım buradaki soru ne böyle? Örnek 33'teyiz. Yukarıdaki şekil 1'de. K ve L noktalarından çiviye sabitlenen. Bak K ve L noktalarından çiviye sabitlenen. Daire şeklindeki aynada L çivisinin yerinden çıkmasıyla L çivisi yerinden çıktı zaman bu aşağıya mı iniyor? Evet. Çünkü bak K burada şu bombeli kısım bak L'nin biraz daha üstünde. O zaman buradaki bombeli kısım zeminden daha uzak. Şimdi K en üstte olursa eğer bak bu biraz daha aşağıymış oldu. Bu burada bak bu burada. Şimdi şekil 2'deki görüntü. Dairenin yarı çapı 50 verilmiş. Arkadaş şurada K'yi ben kullanacağım büyük ihtimalle. K ile L noktaları arasındaki uzaklık 96 verilmiş. Şu merkez kiriş çektik yaparsam 96 ya 48 48 diye iki eş parçaya böldü mü? Böldü. Şu en bombeli kısım bu buraya gelecek. Şimdi burada çivilerin yerden uzaklığına bakacağız. Hocam yerden uzaklığı şurası. Hocam K'nın yerden uzaklığı burası. K'nın yerden uzaklığı burada da yine aynı mesafeye eşit olmak zorunda. Şimdi yarıçap kaç vermişti bize? 50. En etkili silahımız yarıçap. Al sana 50. Hocam 24'ün iki katı 25'in katı. 7, 24, 25 üçgeni o zaman 7'nin de 2 katı olacak 14 olacak. E o zaman şuraya ne kaldı arkadaşım? Hocam buraya da yarı çap 57 ya. Buraya da ne kalıyor? 20, 36 kalıyor. Çok güzel. Şimdi biz buradan K'nın zemini olan uzaklığına bakacağız ya. K'nın zemini olan uzaklığı. Ben şuradaki uzaklığı biliyorum. Yarı çap kaçtı? 50 burası. 50 burası. Şimdi ayna zemine olan uzaklığı ne kadar azalmıştır diye soruluyor bize. Yani ne kadar azaldı? Yani şuradaki uzaklıktan, şuradaki uzaklıktan, şuradaki uzaklığı çıkartacağız. Ya da şu uzakların eşit olmasını düşüneceğiz arkadaş. Şu uzakların eşit olmasını düşüneceğiz. E peki şurası da 50 değil mi? Evet şuraya yoğunlaşalım. Şimdi burası 50 14 değil mi? Ben buraya A uzunluğu dersem A artı 100 mü yaptı burası? Aynen öyle. Bak k hala sabit. Burası da a artı 100 yapmak zorunda. E hocam burası a artı 100 ise şurası kaç yaptı bu arkadaşım? 64 yaptı. a artı 100 yapması için buraya da a artı 36 mı kaldı? Evet. A önceden aynamız zemine a artı 36 uzaklıktaydı. Şimdi a uzaklıkta. Zemine ne kadar yaklaşmış oldu? A artı 36 eksi a yani 36 yaklaşmış oldu. E o zaman cevap denizli diyebiliriz. Ya da şunu da diyebilirdik ya. Burada hocam zaten bak KL şurası dik ya. Bak şimdi dikkat et ben burada kaçırmışım onu. Burayı zaten 36 bulduk. Şu kadar mesafe yaklaşmadım aşağıya. K bak bu kadar mesafe yaklaştı. Direkt cevabı 36 oradan da diyebilirdik değil mi? Evet örnek 33 Denizli çıktı. Güzel bir soruydu. Bir katlama var. Katlamayı ne yapıyoruz? Eski haline geri getiriyoruz. Şöyle eski haline geri getirdik. Katlamada hocam üst üste gelen yaylar birbirine eşit üst üste gelen parçalar şuradaki parçayla şuradaki parça birbirine eşit olacak. BC'yi kaç vermiş verilen uzunluklara bakalım. Hocam BC 8. E tamam burası 8 ise bunun da tamamı 8 olacak. Sonra başka OC uzunluğu 5 verilmiş. O zaman buraya kaç kaldı? 3 kaldı. 5, 8 daha 13 oldu. Evet yarı çap uzunluğu 13. En etkili silahım yarı çap olduğu için yarı çapa dikkat ettim. 8, 5 daha 13. En etkili silahım yarı çap. Al sana yarı çap. 13. Hocam 5, 13. Ne üçgeni? Katlamada üst üste binen açılar eşit ya. 90 oldu burası. 5, 12, 13'ten 12 oldu burası. Benden OE uzunluğu isteniyor. Hmm. Şimdi ben burayı 12 buldum. Tamam. Buradan sonrasında ne yapacağım? Şurada OE uzunluğu isteniyor. OE, 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 OE. Yarı çap. Burada bir şey, bir şey, bir şey yapmalı. Bir şey yapmalı. Hey, bir şey yapmalı. Ne yapacağız burada? Arkadaş, bu şuradaki ayrıntıya dikkat etmek lazım. Şuradaki 3 birime de dikkat etmek lazım. Buradaki 3 birimi gerçi kullandık 5 olarak burada. Hadi bakalım şuradaki uzunluk ne eşit olacak? Valla 90 dereceye karşılık. Şimdi ben burada ha şöyle bir katlama yaptım mı yaptım? Benden OC isteniyor mu? İsteniyor. Bak 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 bak. Şurası isteniyor değil mi? Peki sen katlamayı geri açtığında E noktası buraya mı gelecek? Evet. Aslında senden şuradaki uzunluk isteniyor. O zaman biz buraya yoğunlaşalım. Hocam bizim burada katlamada 5 şurası da 5 değil mi? Evet. Vay vay vay. Soruya bak. En etkili silahımız yarıçap. Al sana yarıçap. Yarıçapı çizince de şöyle bir şey oldu. Yani soru şuna dönüştü. Bu şekilde değil de öbür şekilde göstereyim. Sen bunu böyle aldın ya. E noktası buraya geldi ya. E noktası burada aslında senden bu isteniliyor. Şu x durumu. Ve şuranın 5 olduğunu biliyorduk zaten biz. Katlamadan dolayı burası da 5 olacak. E o zaman buraya 3 kaldı. Hop! En etkili silahımız yarıçapı çizince Hocam burası 13 ya. Yarıçap uzunluğu 13 ya. Pisagor bağıntısından artık buluruz olayı. 13'ün karesi eşittir. 10'un karesi artı x'in karesi. O zaman x kare buradan 69 yapar. X de kök 69 çıkar. Mükemmel bir soru. Arkadaş gerçekten çok güzel bir soru. Katlamada şuradayken şekil böyleyken şekli şey yapamadım ama katlamayı açtığımda e noktası buraya geliyor dedim. Buraya geldiğinde de yine en etkili silahımızı kullandık. Gerçekten yıldız hak eden bir soru. Aslında çok 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 zor bir soru mu? Değil. Bilmediğimiz bir hareket yok aslında. Yapılabilir bir şey. Sen de yapabilirdin. Bir tık daha böyle sen de benim gibi şunu düşünseydin. Yalnız ben de yapamıyordum bu arada. Sonra ne düşündüm? Hocam burası isteniyor. Bu şekilde burayı bulamadım. Katlamayı açtığımda E'nin buraya gelmesini düşünerek de sonra buldum. İşte bu tür sorularda sana senin de ufkunu açan bir soru oldu sanki bu. Değil mi? Gerçekten hoş bir soru. Gerçekten. Hatta şuna şöyle bir iki yıldız koyayım mı? Koyayım. Aslında 5 yıldız da hep yıldız koyuyorduk. İki yıldız koyayım. Daha diğer sorulardan daha farklı bir soru olduğunu söylemiş olalım. Geldik 35'e. Yine bir katlama var. Katlamada ne yapıyoruz? Eski haline geri açıyoruz. Hocam katlamada bu çeyrekti. O zaman üst üste binen açılar eşit. Hocam şu parçayla şu parça eşit. Sonra bunlar birbirine eşit. Şu açılar birbirine eşit. Buradaki açılar da birbirine eşit. E şimdi ne var burada? Dikkat et. yarıçap. Bak yarıçap. Bak yarıçap. çap. Aa yarı çap. O zaman en etkili silahımız yarı çap. AC'yi de vermiş bana. AC de 3 kök 3 olarak verilmiş. Ben burada en etkili silahımı kullanayım. Hop yarı çap. Yarı çapı çizdim. Hocam yarı çapı çizince. Ana ne çıktı burada? Bir eşkenar üçgen çıktı. Hocam açılarımız 60. 60. 60 oldu. Yani şuradaki açıyı 30 derece buldum. 30. 60. 90 üçgen oldu. E bize burayı da 3 kök 3 vermişti. 30'un karşısı A ise 60'ı karşısı A kök 3 olur. Ve benden çeyrek dairenin yarı çap isteniyor. A kökü isteniyor. Dikkat et. Bu da yarı çap. Bu da yarı çap. Yani işlem yapacağız. A kökü ile A artı 3 kökü birbirine eşit. A kökü ile A artı 3 kökü birbirine eşit. Buradan A kökü eksi A eşittir. 3 kökü yapar. A parantezinde kökü eksi 1 eşittir. 3 kökü yaptı. A'yı da buradan 3 kökü eksi kökü eksi bölü kökü eksi 1 bulduk. Kökü artı 1 eşleniyle çarparsam. 3 kökü kökü artı 1 bölü kökü artı 1. Yani karesi eksi karesiydi pardon. 3 eksi 1'den 2 mi yaptı burası? Evet. Şimdi bizden ne isteniyor arkadaşım? A'yı bulduk mu biz? Bulduk. Buna eşit. Hatta çarpalım tam bulalım bunu. Bulduk. Buradan 3 kök 3'le çarpınca 9 artı 3 kök 3 bölü 2 isteniyor. 2 bulduk daha doğrusu. A benden dairenin yarı çapı isteniyor. Dairenin yarı çapı A kök değil miydi? Evet A kök 3 yani sen bunu kök 3'le çarp. 9 kök 3 artı bunu kök çarparsan 9 yapıyor. Bir de bölü ikisi var. O zaman cevap ne çıkar? Denizli çıkar. Cevap D seçeneği oldu. Örnek 35'te. Geldik örnek 36'ya. Tolga'nın geometri soru bankası için hazırladığı soru aşağıda verilmiştir. Yarı çapı 50 cm olan O merkezli bir çember çiziniz. Evet O merkezli bir çember çiziyoruz. Şöyle bir çemberi çizelim bakalım. Hop a ilk defa düzgün çizdim. Bana göre düzgün. O merkezli bir çember çizdim. Yarı çapı da 50 unutma. Bu çemberin birbirine paralel olan 96 ve 60 santimetre uzunluğundaki iki kirişini çiziniz. 96 bir kere ne olacak arkadaşlarım? 96 kirişi daha büyük, buraya daha yakın olacak. 96 burası, 60 burası olabilir ya da 96 burada, 60 burada olabilir. Yani burada merkezin farklı yerlerinde de olabilir. Şimdi buna göre çizilen iki kiriş arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Tamam. İki durum var. 96 burada, 60 burada ya da 96 burada, 60 buradayken 96 burada 60 burada da olabilir. Tolga'nın bu sorusu yayın evi tarafından iki farklı öğretmene çözdürülür. He, bu iki öğretmen sonucu farklı bulur. Yayın evi bu iki farklı çözümü Tolga'ya gönderir. Tolga çözümleri inceler. ikisinde doğru olduğunu söyler. O zaman ben iki durumu da inceleyeceğim dostum. Yani bu çemberdeki durumu da inceleyeceğim. CTRL C tl C, C V yapayım şöyle. Hop şöyle. Şunu şu tarafa alayım. İki durumu da şöyle seninle birlikte çözelim bakalım. Hocam bir tane durumumuz şu olsun. İlk başta kolayı yapalım. Şöyle 96'ya şu 60 burada olsun. Öbür durumda 96'ya 60 burası olsun. Yarı çapı da 50 miydi? 50 idi. Ben şimdi merkez kiriş çek dik yapsam 48 48 oldu burası. Hocam merkez kiriş çektik yapsam 30 30 oldu burası. En etkili silahımız yarı çap 50. 24'ün ilk katı 25'in ilk katı 7'nin katı 14 olur. E burada da 50 burası. Hocam 30, 50, 3, 4, 5, 10 katı 40 yaptı. Yani şuradaki uzaklık, iki kiriş arasındaki uzaklık kaç yapar? 64 yapar bir tanesinde. Öbüründe merkez kiriş çektik yapınca 48, 48 yaptı burası. Ee, en etkili silahımız yarı 50. E, ee, burası 7'nin katı 14. E, merkez kiriş çektik burada da yaparsak 30, 30 oldu burası. En etkili silahımız yarı Al sana yarı 50. E ee, 30 50 yani burası daha 30 40 50 üçgen olduğundan burası 40 olacak. 40'tan 14'ü çıkartırsam burayı bulurum. Yani 26 olarak bulurum burayı. Evet bir cevap 26 diğer cevap 64. 64'ten 26'yı çıkart diyor bize. Bu da kaç geliyor o zaman? Yo Yok toplamı isteniliyor. Topla diyor bize. Topladığımız zaman da kaç çıkar? Ee, 90 mı çıkar? Şurada işlem hatası mı yaptım ben? 26. Yok doğru. Şu 54 oluyormuş. Çok özür dilerim. Şurası 54 olacakmış. O zaman bizden ne isteniyor? 54 artı 26 isteniyor topladığımız anda cevap 80 geliyor. Evet bu da hoş bir soru. 36. soruda farklı durumları düşündürmelik hoş bir soru. Cevap C an olur. Geldik 37'ye. Şekil 1'de yarıçapı 4 cm olan, yarıçapı 4 cm ise burası 2 2 burası da 4 değil midir? Evet. Şimdi bu şekilde kesilmiş ve şu şekil konmuş. Arkadaş böyle çap dik çizildiği zaman ne yapıyorduk? şöyle çapı gören çevre açı 90 derece oluşturabilirdik. Ya da bunu böyle yapacağımız en etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. Bazen bu da daha kolay çıkıyordu. Bak 90'ın karşısı dörtgen hangi açının karşısı 2'dir? 30. Hatta burası da kaç oldu? 60 derece oldu. Hatta burası da 2 köküç oldu. Tamam 2, 6. Bak şurayı kaç bulduk? 2. Burası 2 köküç. Hocam şurası 2. Burası 2 köküç. Şu uzunluğun tamamı da kaç oldu? 6 oldu. Hocam şu uzunluğun tamamı 6 ya. 2 kök de buradaysa o zaman buraya ne kaldı? 6 eksi 2 kök 3 kaldı. Şu uzunluk zaten kaçtı? 2 kök Bizden ne isteniyor? Şu x uzunluğu. Arkadaş burası 90 derece. Burası da 90 derece. Dik üçgen. 90'lar varsa dik üçgene karşılık getireceğim. Yap dik dörtgenini burada. 6 eksi 2 kök 3 burada. 2 ise burası da 2 oldu. Pisagor. İşte tam olarak şurada Pisagor bağıntısını yapacağız. Yani x'in karesi eşittir. 6 eksi 2 kök karesi artı 2 artı 2 kök karesi oldu. Açacağız mecbur. X kare eşittir. Birinci karesi 36. Eksi birinci ile ikinci çarpı 12 24 kök 3. Artı 12 artı 4 artı birinci ile ikinci çarpı 2 iki katı 8 kök 3. Artı 12 yapar. Buradan x kare kaç yapar? Toplamı 32 kök 3 yapar. Oy 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 hadi bakalım. Yo pardon. Şu toplamda eksili olacak. Şu 36, 4 daha 40, 12, 12, 24, 40, 24 daha 64. O zaman 64 eksi 24 kök 3, 8 kök 3, 16 kök 3 oldu burada? Evet. 16 parantezini alsan, x kare eşittir 16 parantezinde 4 eksi kök 3 mü oldu? Evet. Kare kökün alınca x de buradan 4, bu kök 16, 4 diye çıkar. Kök içinde de 4 eksi kök 3 kalır? Evet. işlem Yani cevap akçay oldu. Kaçını soruda örnek 37'de. Geldik 38'e. Arkadaş x verilmiş. x'e ait üçgen oluşturacağız. E şimdi çemberin de burası verilmiş. E nasıl oluşturabiliriz? Hop şöyle oluşturabiliriz. Bu arada düzgün altıgen burası. 120 derece. E 120 30 30 olduğunu biliyoruz. E bu tamamı da 120. Burası 90 derece oldu. E tamam. A'yı zaten 4 vermiş. Şimdi düzgün altıgenin bir kenarı burası. Ve en etkili silahımız yarıçap değil miydi? Evet yarıçap da bak şu da yarıçap çap. Aa. Bu da 2A değil midir? Düzgün altıgende bir kenar e, en uzun köşegen bir kenarın nik katıydı. E o zaman 2K, 2A yarı çap. A artı 4 de yarı çap. 2A eşittir A artı 4'ten A'yı buradan 4 buluruz. A 4. E o zaman düzgün altıgenin bir kenara 4 geldi. 4 geldi. Burası 4 3 yapar. Değil mi? 30-30-120 üçgenden. Yarı çap uzunluğu da 8. E bu da yarı çap uzunluğu 8. Yani şurada artık bir dik üçgen çıktı mı karşımıza? Çıktı. Bir kenar 4 3 Diğer kenarda 8. Hemen dik üçgeni çiziyoruz. 4 kök 3'e 8 ve x deniyor bizden. Hocam 4'ün kök 3 katı. Hocam 4'ün 2 katı. O zaman x de 4'ün kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamı hipotenüs sorulduğu için. 4 artı 3'ten cevaba 4 kök 7 diye ulaşırız. Uzun yoldan mı yapıyorsun hala? Yapma kardeşim. 38. soru. Balı kesir çıktı. Geldik 39'a. Şöyle bir katlama var. Yarı çapı da 11'in verilmiş. Evet katlamayı şöyle bir açalım istersen. Hop katlamayı açtık. C 16 vermiş. Arkadaş, merkez varsa kiriş varsa çek dik yapsak. Hocam bu iki eş parçaya bölecek. Katlama da bu buraya geldi ya. Hocam hop şu da şuraya mı gelecek? Şöyle iki eş parçaya böldü 8 8. E şimdi burada katlamada şunu düşünecek olursak şuradaki üst üste binen kenarlar da birbirine eşit olacak. Şunların eşitliğini düşünelim. Şimdi 16 verilmişti. Başka yarıçapı da 10 verilmişti. En etkili silahımız yarıçap. Al sana yarıçap 10. 8 10 ne üçgeni 6 8 10 üçgenden 6 çıkar burası. Aa hocam yarı çap 10'du. Yarı çap 10. E 6'sı buradaysa 4 kaldı buraya. E o zaman burası da 4. O noktasına olan uzaklığının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Neyin? Bir dakika. Bir dakika. Şimdi şekil 2'deki CD üzerindeki bir noktanın. Hmm, şekil 2'deki CD üzerindeki bir noktanın. O noktasına uzaklığı nedir? En kısası ne oluyor arkadaşlar? Şimdi burası da 6 olacak ya. Burası 2 mi oluyor? Evet. En kısası 2 olmuş oluyor arkadaşlar. Şurada. O'ya olan uzaklığı. En bombeli yerden buraya değil mi? Sonra buradaki uzaklık arkadaşım. Şu da olabilir. Bu da olabilir. Daha da uzuyor değil mi? En fazla nereye kadar gidebilir? Bak şuraya kadar gidebilir. En fazla uzaklık 10 da olabilir. E 2 değerini de alıyor. 10 değerinde alabiliyor. O zaman A değeri kaçla kaç arasında? 2 ile 10 arasında ama eşitler de söz konusu. Bak ne yaptık? CD yayı üzerindeki en kısa uzaklık 2 oluyor. En fazla uzaklıkta tam CD yayı üzerinde dediği için şuradaki noktayı onu da alabilirim ben. Yani 2 ile 10 arasında olacak. Sayalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 diye sayacağız. Hatta 10'u da sayacağız. Ya da kaç taneydi? Büyükten küçüğü çıkart. Bir de 1 ekleydi. Her ikisinde de eşitlik olunca o zaman cevap kaç yapıyor? 10 yapıyor. Evet. CD yayı üzerindeki bir nokta. Hmm, CD boyunca katlandığında CD yayı üzerindeki bir nokta. Dur. Büyükten küçüğü çıkart. Şu 2 olacak. Bir de artı 1 diyeceğiz. Yanlış işlem yapıyordum yine. Yanlış işlem. Büyükten küçük çıkart. 10 2 artı 1. Yani kaç çıkıyor? 9 yapıyor. Bir an böyle afalladım. Cevap denizli. Oldu mu arkadaşım? Örnek 39'da oldu. Bu da güzel bir soruydu. Şuna da şöyle bir yıldızı koyalım. Yıldızı hak etti mi? Hak etti. Gerçekten soru bankasından ya da konu anlatımındaki kitaptan çok farklı sorularla karşılaşıyoruz. İşte amaç da buydu. Sizi daha farklı bir sorularla karşılaştırmaktı. İşte buyurun şekil ara görüyorsunuz o farklı soruları. Evet çemberde uzunluğu bitirdik. Yani çok zevkliydi. Evet yeni nesilde güzel sorular gördük. Aa, bu soruları da es geçmeyin. Bunlar da sizin ufkunuzu açan sorulardı. E o zaman biz kaçıncı günü bitirdik? 13. günü bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde 14. günde daire konusunda görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.